Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan, Anadolu... Sayın Bakanımın başkanlığında Yerli Düşünce Derneği'nin de bütün inisiyatifleriyle çok güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Bu sefer üçüncüsünü düzenlediğimiz Türk Sinema Haftası'na hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Türkiye olarak geçen hafta Bişkek'teki Caz Festivali'nde aktif olarak katılmıştık. Sponsorlardan birisi olmuştuk. Bu hafta sinema haftamız düzenleniyor. Oş'taki açılışa çok görkemli bir katılımla katıldık. Ve bundan sonra sene boyunca yapılacak bütün etkinliklerde Türkiye'nin kültürü bütün sene boyunca Kırgızistan'da tanıtılacak. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kültür etkileşiminde destekleyeceğiz. Bununla birlikte Kırgızistan'da kim cevap verebilir? Bekleyerek izliyorlar bizim Kırgız vatandaşlarımız. Sorduğunuz için siz sormasaydınız da ben söz alıp buna benzer bir şey söyleyecektim. Makedonya'da da bunun aynısını yapmıştık. Balkan topraklarında kendi var. Zaten buraya gelme amacımız yönetmen olmak isteyen, oyuncu olmak isteyen. Bekleyerek de Anagen biz dağılığı hoş. Emir Bek, gittin mi burada? Cumartesi günü birlikteydik. Son yaptığı... Ortak destanlarımızı, ortak hikayemizi... Benim görüş konumuz. Acaba daha o bölüse kalitesi... ...tarsın. Bizim insanlar ortak programlar, özür... Türk Film Haftası bu sene Kırgızistan'da üçüncü ve diğer ülkelerde de var. Biz bu etkinliğe başlarken amacımız sadece film seyrettirmek değildi. Kırgız sinemacılarla, Kazak sinemacılarla, Özbek sinemacılarla bir araya gelip ortak ürünler üretmekti. Ve bu konulara bayağı bir yol kat ettik. Örneğin biz Cuma günü Kırgızistan Sinemacılar Birliği bizi sinemaya davet etti. Hem kendi çektikleri filmi seyrettiler hem de birlikte nasıl filmler yapabiliriz. Ve Kırgız sinemacılar, Türk sinemacılarla bir ortak toplantı yapalım dediler. Her geldiğimizde bu toplantılar daha da artıyor ve ağır ağır ikili ilişkilerle birlikte ortak projeler üretilmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk dünyasının birliğine, dirliğine, siyaseten bir olmaya, ekonomik olarak bir olmaya çok önem veriyor. Ve Cumhurbaşkanımızın iktidar döneminde görüyoruz ki Türk keneşi, Türk soylu, Türk dilli ülkelerle her manada ilişkilerimiz gerçekten Allah'a hamdolsun artarak, büyüyerek, yükselerek devam ediyor. Benim arzum ve isteğim şu aslında bir vatandaş olarak. Yani Türk dünyasının, aslında Türkistan dünyasının bir evladı olarak istediğim şu. Sokak birbirine çok gidip gelmeli. Yani devletler yukarıda bir şeyler yapabilir. Devlet başkanlarımız yapıyor, yapabilir. İşte devletin ilgilileri yapıyor, yapabilir. Ama esas olan sokağın birbirini tanıması. Yani Bişkek Ankara'yı tanımalı. İşte Oş diyelim ki bizim Kayseri'yi tanımalı veya Konya'yı tanımalı. Konya Oş'u tanımalı. Aşgabat'ı tanımalı. Benim arzum ve isteğim bu. Mekke'yi, Medine'yi ne kadar tanımaya ihtiyacı varsa 1,5 milyarın, bu medeniyet başkentlerimizi de tanımaya ihtiyacı var. Buhara'yı bilmeyen, Semerkant'ı bilmeyen, Taşkent'i bilmeyen birisi olabilir mi? İmam Maturidi'nin yattığı yeri bilmeyen birisi olabilir mi? Onun için biz birbirimize çok gidip gelmeliyiz. Yani bu turizm çok önemli bir şey. Turizm hem ticaret hem istihdamı getiriyor. Hem de unutulan değerleri, unutulan kardeşleri birbirine yaklaştırıp ve tanıştırmış oluyor. Biz birbirlerimizin kültürünü tanırsak, birbirimize çok gidip gelirsek şunu anlayacağız. Biz 1000 yıl evvel ayrılmışız, farklı beşiklerde büyümüş öz kardeşleriz. Öncelikle Kırgızistan'a geldiğim için çok mutluyum. Kendimi bu sabah geldik. Henüz çok fazla vakit geçiremedim. Ama gördüğüm kadarıyla kendimi hiç ülkemden uzakta hissetmedim diyebilirim. Sanki gerçekten memleketimde gibi hissediyorum. Sanki nasıl Türkiye'de herkes kardeş, burada da herkes kardeşim gibi hissediyorum diyebilirim. Buraları görmek, buralarda nefes almak, atalarımızın yurdu, Cengiz Aytmatov'un yurdunda olmak bizim için çok farklı bir duyguydu. Dün Ağızkalı Türklerin misafiri olduk. Onlarla bir olduk. O da bir başka duygu oluşturdu bizde. Kırgızistan Bişkek'te Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu Bişkek Türk Okulu'nu gezdim. Çok mutlu oldum.
Çünkü son 20 yıldır özellikle Türkiye üzerinde oyun oynayan, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen hain bir örgüt, Türk dünyasında bir güç oluşturmak, kendine yakın insanlar peydahlamak adına okullar kurmuşlar ve bu da bizi üzüyordu. Ama Kırgızistan Bişkek'e gelip Türk bayraklı Milli Eğitim Bakanlığı okullarında onları dinlemek, onlarla bir olmak gelecek adına da umutlandırdı. TİKA'ya teşekkür ediyorum buradaki yaptığı faaliyetlerden, hizmetlerden dolayı. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Hakikaten Türk dünyasında güzel iz bırakılmış. Yerli Düşünce Derneği olarak bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Türk Bilimler Haftası. Bu etkinlikler her geçen gün daha da genişliyor. Bu seneki etkinliğimize bir katkı daha sunduk. Türkiye'de Ebru sanatçısı olan bir arkadaşımızı buraya getirdik. Burada o da bir hafta boyunca hem bizim okullarda hem diğer yerlerde Cengiz Aytmatov sergi salonunda kendi ürünlerini sergileyecek.